Bugün dinleyeceğiniz 28 Mayıs sabahı 81 ilde uyanıp da o gün bugündür huzurlu bir uyku uyuyamayanların hikayesidir. Artık korkmaya gerek olmadığını çünkü korkulanın olduğunu bilenlerin hikayesidir. Bu bir yolculuğun hikayesidir. Sonu nedir diye düşünmeden yola çıkanların bundan sonra bana ne olur acaba diye endişe etmeyenlerin hikayesidir. Arkanızda kim var diyenlere, arkamızda bayramda babasına kavuşturamadığımız vereye verdiğimiz söz var diyenlerin, şen yasar ailesine getiremediğimiz adalet var diyenlerin hikayesidir. Ekmeğini çöpten çıkaran kağıt toplayıcısı Bader Bey'e, süt veren ineğini kesen Meliha Hanım'a mahcup olanların hikayesidir. Ergene konuda canına kast edilen Kutluysa Okkırı'nın eşi Sabriye Hanım'dan, Kaz Dağları'nı savunan Hanife teyzeden utananların hikayesidir. KPSS'de derece yapmasına rağmen atanmayan Salih yüzüne bakamayanların, Bartın'da madende babası Rıdvan'ı kaybeden Emrullah'a, Soma'da ölen babalarının hakkını mahkemede ararken büyüyen çocuklara söyleyecek sözü olmayanların hikayesidir. Ve bu insanlardan dilenmemiş, Samimi bir özrün utancını yaşayanların hikayesidir. Bu seçimin kaybedilmesine dur diyemeyenlerin, bu kayba engel olamamanın üzüntüsünü duyanların, kahrını çekenlerin hikayesidir. Bu kendini suçsuz görenlerin değil. Ama kendinde hiç suç görmeyip hiçbir şey olmamış gibi davranmaya itiraz edenlerin hikayesidir. İçi yananların, vicdan azabı çekenlerin sorumluluk duyanların hikayesidir. Ve bir daha aynı hataları yapmamak için azim, inanç ve kararlılık taşıyan gençlerin, kadınların hikayesidir. Bu hikayedeki gençler, kadınlar, Atatürkçüler, cumhuriyetçiler Türkiye'yi yönetebileceklerine, Türkiye'yi değiştirebileceklerine, aydınlanma meşalesini yeniden yakıp cumhuriyet devrimlerine devam edebileceklere, devam edebileceklerine inancı olanlardır. Bu Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmeye inanan kadroların hikayesidir. Bu bir lider değişikliğinin ötesinde gücü kadrolardan alan ve kadrolarına güç veren bir hareketin hikayesidir. Bu hikaye Atatürk'ün Cumhuriyet'le bir tuttuğu iki büyük eserimden biri Cumhuriyet Halk Partisini baba evi bilen Atatürkçülerin hikayesidir. Bu hikaye namussuzlardan daha cesur olan namusluların İsmet Paşaların hikayesidir. Bu hikaye Cumhuriyet Halk Partisi alın yazısı devrimcilik olan bir partidir diyen Kara olanların hikayesidir. Bir parti içi iktidar mücadelesinin değil bir büyük iktidar hayalinin ilk adamıdır. İşte bizim hikayemizde tam burada başlamaktadır. Ülkemizin ve çocuklarımızın hak ettiği bir gelecek için. Kurum ve kurallarıyla çalışan demokrasiyi partimizde ve ülkemizde egemen kılmak için. Gençleri partimizin merkezine almak, partiyi gençlerin çekim merkezi yapmak için. Kadınların etkin olacağı parti yapısı ve siyaset tarzını güvence altına almak için. Emeğin sömürülmesine engel olmak için tüm öğrencileri layık, bilimsel eğitime erişim hakkını tesis edebilmek, cemaat tarikat yurtlarında başka eneskaraların canlarına kıymaması için, sağlık hizmetlerinden herkesin eşit, ayrımsız ve ücretsiz yararlanabileceği bir Türkiye için, başka Somalar, başka Ermenekler, başka Amasralar, Hendekler, Çorlular, Afyonlar yaşanmaması için, parti içi iktidarı kazanmak için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum.